Çalmayı öğrendiğiniz bir parça, ezberlediğiniz bir parça falan var mı? Çalabileceğiniz, göstereceğiniz bir şey. Bir elinizi izleyeyim diye hani neler yapabiliyorsunuz? En azından bir fikrim olsun. Bunları mesela ağzınızda yapabiliyor musunuz böyle melodileri? Mırıldanabiliyor musunuz? Mesela ben mırıldanayım bakın. La na 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 dum 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 dum. Sizin o takıldığınız yeri de yaptım yani. Bu şekilde ağızla yapabilme yetisi kulak olmuş oluyor bakın. Na 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 na. Yetti, yetti bana. Yetti. Tamam. Duyumunuz Değil iyi. Duyuyorsunuz aynen. değil Müziği ne mi? kadar duyuyorsunuz? Ben onu melodileri duyuş şekliniz tam. %95 yani şey yok, falso yok. Güzel. Şimdi tiz seslerde genelde sizin ses renginizi ben şuradan anladım az buçuk. Bariton tınlıyor. Tiz seslerde belki kayma olabilir. Peslerde iyi. Dolaşımınız güzel. Onu da tabii tek tek nota çıkarak inerek ayarlıyoruz. Mesela ben size bir sunum yapayım. Kendiniz bunu deneyebilirsiniz. En verebildiğim benim pes ses mi'dir. Bas sestir bu. Mi, fa, sol. Müzikte erkek için, erkek sesi için bas sesler. Mi, fa, sol. Sonrasında bas bariton sesler. La, si, do. Oradan sonra bariton sesler. Re, mi, fa, sol, la. Oradan sonra da artık tenoral seslere başlıyor. Si, do, re, mi, fa, sol de döner kafaya. Sol de kafa sesine döner. Ev ortamında genelde biz fa diyeze kadar şarkı söyleriz. Solü kullanmayız. Sahnede ayakta olduğunuz zaman diyafram baskısıyla sol sesi şöyle çıkar mesela. Sol! Bağırarak çıkar. Haykırmak gerekir yani. Benim şimdi sizden istediğim şu kalından la'ya kadar belki si de dahi çıkartabiliyor olmak. Ondan sonrası do, re, mi, fa, sol olmasa da oluyor. Çünkü bariton seslerde si'ye kadar ton seçebiliyoruz. Mesela bir si minör tonu. Bağlamalarda da mesela akor si'dir, çalışma akordu. Bütün şarkıları si minörden okuyabiliriz. Mesela ben size si tonu vereyim bir. Artık sevmeyeceğim bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalvarsan boş. Sana dönmeyeceğim. Evde şarkı söylemek için en ideal tondur si. Çünkü tize çıktığınızda da çok tize gitmez. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim. Çıktığı maksimum ve minimum belli. Si, si. Bu ikisinin arasında dolaşıyor, iki si'nin arasında. Genelde ben hani size şarkı söyletecek olursak si tonajı tercih edeceğim. Gitarın kendi akordu mi'dir. Mesela boş telleri çektiğinizde mi sesi veriyor. En üst ve en alt tel mi akordu olduğu için mi erkek tonunda hafif tiz tonajdır. Mesela. Mi fa sol la si do re mi. Tepeye yerleştiği yerde bağırıyoruz biraz. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Çalışmanız gereken yer bura, ulaşmamız gereken yer. Yani en başta si'den si'ye mesela yürümeyi öğrenip sonra da mi'den mi'ye yürüyebilir hale gelirseniz gitarda söyleyemeyeceğiniz şarkı yok. Mesela yine artık sevmeyeceğimi mi'den yapsam. Artık sevmeyeceğim bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalvarsan boş. Sana dönmeyeceğim. Sonra tize çıkınca bitsin artık bu çile. Çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle. Bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim. Mi'ye oturuyor. Şeyi fark ettim yani. Mesela şu üst sesleri daha rahat çıkarabiliyorum sanki de. Şu tiz seslerde Tamam işte. parçalanıyor. Ben onu fark ettim zaten. Ses tonunuzdan anlaşılıyor zaten. Peki biraz deneme yapalım. Beraber karşılıklı yapalım. Sadece üst telin 3 notasını yapalım benim az önce yaptığım gibi. Notalarımız mi, fa, sol biliyorsunuz. Bana o sesleri mi, fa, sol diyerek verir miyiz? Bir daha. Evet, bu daha güzel. İlkinin mi güzel değildi çünkü. Daha odaklanarak nasıl başlarsanız öyle gider. İlk nota çok önemlidir o yüzden. Önce teli çalın, alt teli inelim. La, si, do yapalım. Önce teli çalalım, sonra söyleyelim. Bir Ses daha. kalın oldu. La si do. İlk la'ya odaklanın. La yanlış. La si Evet, do. güzel. La, si, do. Yükseliyor, değil mi? Şimdi La yükselmeleri si do. çok güzel.
Mi fa sol la si do'yu bile bu kadar veriyorsanız devamı zaten gelir. Orası rahat bölge çünkü. Çok kalınlar ve çok tizler rahat olmayan bölge. Orta ise rahattır. Çünkü konuşma tonumuza denk geliyor. Şimdi burada bir kere mi fa sol, bakın burada müzikte müzik kulağı dediğimiz şey aslında aralıklarla alakalı. Yani aralıkları hissetme olduğu için nota bilmesek bile çalabiliyoruz ya, sağa sola giderek melodi yapabiliyoruz. O zaman aralıkları daha hassas hissetmek burada mevzu. Mesela mi fa sol'ü ele alalım. Mi'den sonra bir perde gidiyorum. Fa oluyor. Fa'dan iki perde gidiyorum. Sol oluyor. O zaman ben bunu kafamda, bu bir yükselme olduğu için şöyle hissedeceğim. Mi fa sol. Mi'den fa'ya küçük atlıyorum. Fa'dan sol'e büyük atlıyorum olarak bunu dikey pozisyonda hissetmemiz gerekiyor söylerken bedenimizde. Çünkü notalar biliyorsunuz, nota yazısı da yukarı doğru yazılır. Yani tırmanıcı olarak yazılır. O zaman biz aslında burada yana doğru ilerlerken sağa yukarı doğru çıktığımızı düşünmemiz gerekiyor her zaman. Sesleri hissederken mesela ben mi fa sol ya, mesela mi fa sol mi fa, fa değil de bu olsa, fa diyez olsa nasıl değişiyor bakın. Mi fa sol mi fa sol mi fa sol mi fa sol. Bakın şu anda ikisini de hafızama aldım. İstersen mi fa sol, istersen mi fa diye sol yapabiliyorum. Çalışmaları, ilk başta yapacağınız çalışmaları aralık değiştirerek yapın bu şekilde. Kulağınız gelişsin istiyorsanız aralıklara alışsın kulak. Yani bir perde iki perde, iki perde bir perde. İki farklı yürüyüş. Bir fa'yı kullanarak bir de fa diyezi kullanarak çalışabilirsiniz mesela. Evde bunu egzersiz yapın. Mi fa sol ya da mi fa sol. Fa'yı daha dik almaya çabalıyorum yani. Kulağı en çok geliştiren egzersizler bu aralıkları oynatma egzersizleri. Fa yerine fa diyez alma. Ya da la'da aynısını yapabiliriz. Nasıl çalıyorum? La, si, do. Yerine la, si, bemol, do deneyelim. Orada da tam yarım gidiyor. Yani iki perde, bir perde gidiyor. Tersi bir perde, iki perde. La, si, do. La, si, do. Daha dik düşünüyorum ikinci de. Si'ye geldiğim zaman. Tamam, şarkı, eğer bunu çok iyi başarırsanız şarkıların içerisinde melodileri kulaktan zaten bulursunuz. Kulağınız size yardımcı olur. İlk notayı almanız yeterli oluyor. Gerisini kulağınıza dayandırıyorsunuz. Aralığın belli bir tınısı var. Bakın boş tel 3, boş tel 5, boş tel 7, boş tel 8, boş tel 10, boş tel 12. Bunların hepsini aslında müzikte isimlendirmişler. Mesela boş tel 1, minör ikili. Boş tel 2, majör ikili. Boş tel 3, minör üçlü. Boş tel 7, tam beşli. Boş tel 8, minör altılı. Boş tel 9, majör altılı. Boş tel 10, minör yedili. Boş tel 11, majör yedili. Boş tel 12, tam sekizli. Tam sekizliye diğer ismiyle oktav denir. Oktav 8 demek olduğu için. Yani oktava gittiğimizde aynı notaya dönmüş oluyoruz aslında. Mi, mi, yukarı. Mi. Şimdi şarkıların içinde bu aralıklar geliyor. Bir tane şarkı sallayın bana. Mesela gül pembe olsun, ben salladım hadi. Nasıl başlıyor? Sen gülünce güller açar gülpem. Mi ile başlıyor bakın. Mi'den aldım. Şimdi ben buraya basmam gerektiğini nereden biliyorum? Çünkü buranın sesine alışmışım. Mi. Arada bu şeyin adı tam beşli. Az önce saydım ya. Mi'den si'ye. Tam beşli tınısı böyledir. Bu tınıyı kafamda biliyorum ben artık. Yani bana birinin nota söylemesine gerek yok. İçimden bu geçerse bunun buraya gideceğini biliyorum ben elimin. İşte müzik kulağı bunu sağlıyor. Nota bilmeseniz bile aralık bilgisi varsa kafanızda. Mesela bu parça size referans olabilir. Gül pembe parçasının girişi. Sen gülünce tam beşli aralığa bir örnek. Ilgaz. Değil mi? İstiklal marşı dörtlü. İstiklal dörtlü. Tam dörtlü müydü? Evet. Onu duymuştum. Sen gülünce güller açar gül pembe. Kulak olarak. Çemberle ilgili biraz çalıştım ben. Şeyler teorik olarak şeyler var ama onlarla ilgili pratik çalışmadığım için işte birliği biliyorum, üçlü biliyorum, beşli biliyorum da işte tamam artık eksik. Çok güzel, o kadar biliyorsanız o bile kaçıyor. Onları ben o zaman üzerine eklerim. Üçlülerde de mesela minör üçlü, majör üçlü var. Akorları bunlar belirliyor. Minör üçlü gelirse minör akor, majör üçlü gelirse majör akor oluyor. Örnek la minör mesela. La burada birli, do minör üçlüsüdür. Do ile basarsanız la minör olur. La'dan sonra do değil de do diyez basarsanız la majör olur. Majör üçlüsü olduğu için. Bütün akorlar için bu geçerli. Akorun majör yapan o üçlünün minör üçlü ya da majör üçlü olarak değiştirilmiş olması oluyor. Peki şeyi soracağım.
Mesela beste eşittir nota mıdır? Beste eşittir aralık mıdır? Beste şu demek, aslında yapılan bütün kurgunun, yapının kendisidir aslında. Herhangi ağızdan mırıldandığı nota bilmeyerek yaptığın şey de beste denir. Notayla bağımlı değildir aslında, bir nevi dediğiniz şeye geliyor, aralık mevzusuna giriyor, ama sadece aralıktır demek de çok basit olur. Çünkü melodik olarak bir çerçeveye yerleşmiş olması lazım. Melodi olursa eğer, melodi varsa, kulağa güzel melodik geliyorsa mutlaka bir gamın içerisine yerleşmiş oluyor. Bir müzikal skalanın içerisine yerleşmiş oluyor. Bir skala içerisinde yazılmış, atıyorum mesela bir kıta en azından sahip olan bir ezgi dizisine biz beste diyoruz. Yani beste olmasının çok uzun olması da gerekmiyor. Çünkü iki satır bir şey de bir beste olabilir. Ama beste güfteden bağımsız mesela. Kesinlikle sözle alakası olan bir şey değil beste. Bazıları bestenin illa sözlü olması gerektiğini zannediyor. Beste demek alınmış bir şiirin melodiye dökülmüş hali ya da hiçbir şekilde bir sözü olmayan melodik, enstrümantal bir ezginin de kafadan uydurulmuş olup bir kalıba yerleştirilmiş ve çalınabilir hale gelmiş haline deniyor aslında. Şimdi bestecilik şeyle çok karıştırılır, kompozitörlükle. Kompozitör kompozisyon yapma. Aslında bestecilikle çok bağlı bir şey yani. Şarkı bir melodi uyduruyorsunuz, beste yapmış oluyorsunuz. Ama bestenin bir aranjesi yapılması lazım. Kompozitörlük aranjörlüktür aslında. O beste işte belli akorlarla süslenmesi lazım. Armonik hale getirilmesi lazım. Mesela bir şeyin beste olması için armoni olmasına şart yok. Tek bir melodi olsun yeter, o bestedir. Ama akorlarla süslenmişse, üç boyutlu hale getirilmişse, son haline gelmiş hali aranje edilmiş hali oluyor. Aslında beste tek başına o zaman çok da kıymetli bir şey olmuyor aslında. Aranje edilmiş hali asıl yenebilir malzeme oluyor. O yenilebilir yemek haline o zaman gelmiş oluyor. Tabii yine yetmiyor. O aranje edilmiş hali sadece bir enstrüman için hazırlanmış hali olmuş oluyor. Onun bir de prodüksiyon aşaması olması gerekiyor insanlara sunulması için. Tek bir enstrümanla yapılan müziklerin tutma ihtimali çok düşüktür. Çok vurucu sözleri ya da vurucu melodisi olması lazım. Genelde enstrümantal paylaşım yapılır, prodüksiyon yapılır. Yani her enstrümana kendi çalacağı partisyonlar yazılır. O noktaya da prodüksiyon denmiş oluyor. O da hallolursa o zaman işte müzik tamamlanmış oluyor. Yani bestecilik aslında bu işin en temeli oluyor. Beste olmadan hiçbir şey olmaz, ama beste de tek başına bir şey değildir yani. Çaldığınız bir melodi, eğer bunu melodi güzelce süslenmemişse, insanlara güzelce sunulmamışsa, insanların kafasında yer etmemişse, o melodi sadece sizedir yani. Bir sürü bestesi olan insanlar var. 1000 tane bestem var diyor adam. Kimse bilmiyor mesela. O yüzden pek bir değeri olmuyor açıkçası. Yani insanların kabul edebileceği şekile getirmek lazım onu. O yüzden bir gitaristin en çok aranjörlüğü bilmesi lazım bu konuda. Besteciliği değil. Bestecilik zaten kaynak belli. Yani bir tarafından uyduruyorsun, bu kadar. Allah vermişse. Yolumuz var. Biz şimdi daha emekleme safhasında bile değiliz. Ben doğru mesela kişiyi bulamadım sadece, ama sanki böyle doğru kişiyi bulduğum gibi bir hisse kapıldım. İnşallah. Bir kere benim avantajım burada, hani size olan avantaj, her şeyi mutlaka en pratik şekilde dökümana döküyorum. Ve derste de anlatacağım konuları anlamadığınız hiçbir şey pürüz kalmayacak şekilde, yani empati kurarak anlatmaya çalışıyorum.